Analizdesiniz. APA'dan sizlere güzel bir gece diliyoruz. Önümüzdeki bir saat boyunca hem ekonomi dünyasından gelişmeleri sizlere aktaracağız hem de iki de değerli konuğumuz olacak. Onlarla da hoş bir sohbet sizleri bekliyor. Öncelikle bugün neleri konuştuk hemen onları bir hatırlatalım size. Çünkü bugün önemli bir açılış vardı İstanbul'da, Ataşehir'de. O devasa merkez hayat buldu ve en son noktaya gelmiş durumda. 2013'ten beri devam eden bütün o çalışmalar işte meyvesini verdi ve İstanbul Finans Merkezi artık resmen hizmete açılıyor etap etap. Önümüzdeki dönemde de açılmaya devam edilecek ve bankalar etabı şimdi açılmış durumda. Ve işte kamu bankaları da adım adım oraya taşınmaya devam ediyor. Hazine bütçe dengesi verileri bugün açıklandı ve merkezi yönetim bütçe dengesi Mart'ta 47.2 milyar liralık bir açık vermiş durumda ve deprem felaketinin yaşandığı Şubat'ta vergi gelirindeki düşüşlerle beraber bütçe açığı 170.6 milyar TL'ye yükselmişti. Ve Amerika Birleşik Devletleri cephesinden Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi bugün. Flash koduyla ajanslara düştü ve ardından da yine sizlerle paylaştık efendim bu haberi de. Türkiye'ye şu an elindeki mevcut F-16 uçaklarının modernizasyonuna dair iletişim sistemi olan Link 16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına onay verildiği talimatını Kongre'ye iletti Dışişleri Bakanlığı Amerika'da. Ve işte bu gelişmenin hemen ardından da konut satış istatistikleri bugün açıklandı. TÜİK'ten gelen verilere baktığımız zaman Mart ayına ilişkin veriler paylaşıldı ve Türkiye'de, Türkiye çapında Mart'ta 105.476 adet konut satışı gerçekleştirildi. Ve ülke genelindeki ipotekli konut satışları Mart'ta yıllık bazda %16,5 azaldı. 25.262'ye denk geliyor net sayı olarak. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise %24 olarak gerçekleşti. Piyasa kapandı. Ardından da gelen verileri hemen sizlerle paylaşmak istiyoruz. Öncelikle Borsa İstanbul Yüz Endeksiyle başlayalım. Bugün yine karışık bir seyir söz konusuydu. Yukarı yönlü hareketliliğin ardından aşağı yönlü bir kapanış gerçekleşti ve %0,66'lık bir kayıp vardı. Ancak hala 5000 puan üzerinde tutunmaya devam ediyor. BIST Yüz Endeksi 5059 puandaydı. İşte kapanıştaki veriyi sizlere iletiyorum. Hemen ardından bankacılık sektörüne bir bakalım. İşte o geçen haftaki yoğun satışlı seyirlerin ardından bugün ufak da olsa yukarı yönlü bir hareketlilik var. Bankacılık endeksinde %0,11'lik yukarı yönlü ivmeyle kapattı. Gün içinde 4594 puanda en yüksek nokta. En düşük nokta ise 4514'tü ve o en düşük noktanın biraz daha yukarısında 4524 puandan kapanış gerçekleşti. Sınai endekse hemen bir göz atıyoruz. Ve 8209 puan seviyesi ve 0,5'lik bir kayıp söz konusuydu bir sınaide. En çok yükselenlere şimdi bir göz atalım. İlk 5 ise hemen ekranımıza geliyor. İlk sırada Koza Altın vardı ve %10'luk primle beraber 24,64'lük fiyatlama söz konusuydu. Koza Madencilik geliyor hemen ardından 49,54'lük fiyatla beraber %9,99'luk prim yaptı. İpek Enerji 32,08'lik fiyatı ve %9,94'lük primiyle beraber 3. sırada. Aksa Enerji var 5,52'lik prim ve Alfa Solar Enerji 3,84'lük primle beraber 5. sıradaydı. Ve en çok düşenlere bir bakıyoruz şimdi de. İlk sırada Girişim Elektrik var. 81 liralık fiyat ve %5,7'lik bir kayıp söz konusu. Anadolu Isuzu 2. sırada %4,44'lük kayıp vardı. Biotrend %4,4. Şok Marketler %4,16. Enka İnşaat %4,09'luk bir kayba uğradı. Ve hemen ardından da hızlı bir sektörlerden verileri de bir bakalım. Evet, bankacılık sınav endeks aktarmıştım az önce. BIST Turizm'de bugün yoğun bir kayıp vardı ve 3,52'lik bir kayıp yaşandı. BIST Teknoloji'de de
benzer bir durum söz konusu. O kadar yoğunlukta da olmasa yine de %1.37'lik bir kayıp var. BIST gayrimenkulde %1.21 ve BIST sporda %0.61'lik bir kayıpla beraber gün kapanışı gerçekleşti. Evet, diğer sektörlere de bir göz atıyoruz. Sigortacılık endeksinde %0.19'luk kayıp, BIST kimyada %0.53, BIST inşaatta yoğun bir kayıp vardı, 3.75 ve bilişim endeksinde %1.37 ve BIST gıdada ise 1.29'luk kayıplar söz konusu. Yüzdelik olarak yoğun şekilde artıda olan kısımsa BIST madencilikti ve koza etkisiyle beraber de %9.41'lik bir yukarı yönlü hareketlilik olduğu 6007 puandan kapandı BIST madencilik endeksi. Ve küresel borsalara da bir göz atalım. Öncelikle Amerikan borsalarındaki durumu aktaralım. S&P 500'de şu an durum stabil. 4137 puanda. Nasdaq'ta bir kayıp söz konusu, %0.34'lük 13035 puan seviyesi geçerli ve Dow Jones'ta 33906 puanda olduğunu görüyoruz. %0.06'lık birimle beraber. Frankfurt ve Madrid, diğer yandan da Paris'te ise Frankfurt ve Paris'te düşüşler, Madrid'de ise sınırlı bir yükseliş söz konusuydu. İşte dünyadan da veriler böyleydi. Bir hemen dolar endeksine de göz atıyoruz. 0.57'lik yüzdelik olarak yukarı yönlü bir hareketlilik var. 101.815 seviyesinde. Ardından euro dolar ekranımıza geliyor. Euro dolarda 1.0927 seviyesi geçerli ve %0.61'lik aşağı yönlü bir hareketlilik söz konusu. Ve Amerikan tahvillerine bir bakalım. Amerikan tahvillerinde geçen haftaki o kayıplarının ardından %2.12'lik yukarı yönlü bir hareketlilik söz konusu. 2 yıllıkta, 5 yıllıkta 2.31, 10 yıllıkta 2.02'lik yine yukarı yönlü hareketlilik var. Türkiye tahvilleri de şimdi ekranımıza geliyor. 2 yıllık ve 10 yıllıklarda kayıplar. 2 yıllıktaki kayıp %5.27, %1.22 ise 10 yıllıktaki kayıptı ve 5 yıllıkta ise %4.74'lük bir primlenme söz konusu. Hemen ardından da enerji emtialarına bir göz atıyoruz. Petrolün, ham petrolün varil fiyatında $80.98 seviyesini görüyorum şu anda ve %1.77'lik bir düşüş söz konusu. Brent petrolün yine varilinde $84.91 seviyesi şu an için geçerli olan seviye ve %1.62'lik bir kayıp söz konusu. Doğalgazda ise geçen haftanın aksine biraz daha yukarı yönlü hareketlilik var ve ilk işlem gününde, pazartesi gününde işte 7.57'lik bir primle beraber 2.27 seviyesinde. Kıymetli metaller şimdi ekranımıza geliyor. Altının onzunda $2000 altına bir salınım söz konusu ve %0.44'lük bir kayıpla beraber $1995.56 seviyesinde. Gümüşte de yine bir kayıplı seyir söz konusu, 1.26'lık kayıpla beraber 25.03 seviyesinde. Platin %0.52'lik bir kazanıma sahne oluyor ve $1052 seviyelerinde. Palladium'da ise $1562.95 seviyesi geçerli, %3.81'lik bir kazançla beraber yoluna devam ediyor. Şimdi şirket haberlerine bir göz atalım. Ardından da kısacık bir ara, sonra da konuklarımızla beraber karşınızdayız. Türk Hava Yolları'nın taşeronda çalışan personelini kendi kadrosuna geçirmek amacıyla kurduğu iştiraki Türk Hava Yolları Destek Hizmetleri AŞ'ye geçişler için ilk imzalar atıldı, nakil süreci de başlatıldı. EuroPower Enerji halka arz büyüklüğü 2.44 milyar lira oldu. Halka arzda 60 milyon adet bay 40.60 lira fiyattan satıldı. Grain Türk Tarım halka arz ediliyor. Halka arzda 18-19 Nisan tarihlerinde talep toplanacak. Şirket sermayesinin 100 milyon liradan 125 milyon liraya bedelli artırımı sırasında oluşan 25 milyon lira payın satışı gerçekleştirilecek. Satış sonrası halka açıklık oranı %20, halka arz büyüklüğü 440 milyon lira olacak.
Güneş paneli üreticisi CW Enerji Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanıyor. Halka arzda 26, 27, 28 Nisan tarihlerinde 108.60 lira fiyattan talep toplanacak. Bireysel yatırımcılara dağıtım eşit dağıtım yöntemine göre yapılacak. İzmir Demir Çelik, İzdemir Enerji'nin halka arzına ilişkin açıklama yaptı. Bu kapsamda İzdemir Enerji paylarının halka arz edilmesi için başvuru yapıldığı duyuruldu. Efendim şimdi de birbirinden hoş sohbet. İki konuğumuz olacak, Filiz Er Yılmaz ve Tolga Dağlaroğlu şu an bizleri bekliyor. Hemen kendilerine dönelim ve merhaba diyelim. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk Filiz Hocam. Merhabalar. Merhabalar evet. Tolga Hocam, merhabalar Bora Bey. Umarız stüdyoda da sizi fiziki olarak ağırlama şansımız olur diyelim. Sohbetimize böyle başlayalım hemen. Hemen Tolga Hocam, ben hızla Filiz Hocam'a bir sözü vereceğim en başta. Yine bir şöyle Borsa İstanbul'daki değerlendirmeyi rica edelim. Acaba bugün yine o git geldi seyirlerle beraber önce bir yükseldi, sonra tekrar bir düşüş oldu. Düşüşle de kapanış gerçekleşti. Nasıl bir gün vardı ve neler acaba ön plana çıktı, ne dersiniz? Evet Bora Bey, dediğiniz gibi aslında bugün ilk seans, sabah seanslarında alıcılı bir seyir vardı. Fakat günün ikinci yarısında yeniden satışa dönen bir borsa olduğunu gördük. Yine geçtiğimiz hafta gibi, yani belli destekler ve belli dirençlerden işlem gören ve yatay hareketine devam eden bir borsa olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bugün de 0.66'lık düşüşle 5.059'dan kapadık. Çok kritik bir destekten kapadık, dirençten kapadık. 5.060, 8 günlük hareketli ortalama. Hatta kapanış da en düşük seviyeye oldukça yakın. Dolayısıyla teknik olarak baktığımızda aslında yarın için, özellikle açılış için çok olumlu bir görünüm arz etmediğini söyleyebilirim. Genel bir değerlendirme yapacak olursam eğer, yani genel değerlendirmede seçim öncesi dönemde aslında geçtiğimiz haftada olduğum noktadayım. Yani ağırlıklı olarak özellikle son dönemde seçim anketlerinde birbirine çok yakın sonuçlar olması hala güçlü belirsizliği beraberinde getiriyor ve borsayı baskılayan önemli bir unsur. Bunun yanında son dönemde KKM'de faiz üst sınırının kaldırılmış olması, yine bankaların güçlü TL mevduat yarışına girmesiyle mevduat tarafında ve KKM tarafında faizlerin güçlü artıyor olması da aslında son dönemde borsanın karşısına önemli alternatif olarak faiz getirisini getirmiş durumda. Yani son dönemdeki bu baskının evet bir ayağı seçimle ilgili, bir ayağı da güçlü faiz artışları demek çok yanlış olmayacaktır. Zaten yabancının durumu ortada. Orada güçlü bir çıkış var ve son dönemde de hisse tarafında da güçlü satışlar olmaya devam ettiğini görüyoruz haftalık verilerde. Haliyle tüm bunları üst üste koyduğumuzda yatay, yönsüz ve anket sonuçları bir miktar belirginleşmeye başladıkça da volatilitesi daha da artan seçim borsa endeksi görmeye devam edeceğiz. Yani bu noktada 4.700'den alımlar, 5.300 civarından da satışlar geldiğini görüyoruz. Daha geniş bantta da 4.500-5.500 aralığında gidecek borsanın bizi beklediğini düşünüyorum bu noktada. Tabii şu var, yani hani şu soru çok soruluyor ya, her seçim öncesinde bir mini rally görebilir miyiz? Bunu anket sonuçları belirleyecek. Anket sonuçlarında piyasanın hoşuna gidecek. Eğer bir durum söz konusu olursa, özellikle yabancı tarafında belki bir miktar küçük olasılık da olsa kısa vadeliğinde de bir konumlanma olabilir. Dolayısıyla bu kısımda da benim şu an için güçlü beklentim olmadığımı söyleyebilirim, ama eğer olacaksa da anket sonuçları bunu belirler, ama genel yine beklentim yatay, yönsüz, volatilitesi yüksek borsayla yola devam edeceğiz. Son bir şey söyleyeyim. Geçen hafta 60 milyar TL üzerine çıkan bir momentumda, işlem hacminde toparlanma vardı. Bugün 45 milyar TL'ydi. Dolayısıyla orayı da takip etmek gerekir. Özellikle bu 50'nin altında, 40'ın altına da inerse bu borsa için en azından kısa vadede, bu hafta için olumlu değil. Son bir nokta şu, çarşamba günü ve perşembe günü özellikle bayram öncesi dönemde de satış gelme ihtimali temkinli yatırımcılar tarafında kuvvetli olabilir. Buna da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum Bora Bey. Önemli noktalardı. Peki Tolga Hocam'a ben şimdi bir sözü vereyim. Çünkü bugün İstanbul Ataşehir'de ışıl ışıl, pırıl pırıl ve etkileyici de bir merkez açıldı. Yani silüeti bile, işte özellikle de gece vakti gayet güzel bir manzara oluşturuyor. İstanbul Finans Merkezi'nden bahsediyorum. Acaba siz bir yandan da tabii yurt dışındasınız. Acaba oradan nasıl gözüküyor? Finans merkezinin etkisi nasıl olacak? Özellikle de yabancı finans kuruluşlarının da önümüzdeki evrelerde, çünkü adım adım tamamlanması gereken de etaplar da söz konusu. Daha tamamı açılmış değil. Yavaş yavaş peyderpey açılmaya devam ediliyor.
İstanbul Finans Merkezi'nin sizce Türkiye'ye getirisi, faydaları ne olacak? Valla Bora Bey, aslında baktığımızda ben yani akademiden önce bir Körfez merkezli bir sovereign wealth fund'da çalışıyordum. Orada aslında biz gittiğimizde şunu söylemiştik ekonomi bürokrasisine. 2006'lar, 2005'ler. Ya dedik ki bu İslamik finansın kaymağını Amerikalı İngiliz bankaları yiyor. Türkiye'de bu anlamda hani İslamik ürünler özellikle mesela büyük projelerin finansmanında ön plana çıkmalı. O zaman çok bizi dinlememişlerdi. Yani bizi dinlememişler derken çok da şey olmamıştı. Tabii ki aslında hani bu anlamda baktığımızda özellikle İslami finans açısından önemli. Tabii burada şunu da hemen söylememiz gerekiyor. Evet, belki yani binalar anlamında güzel ama Bora Bey, yani Türkiye ortodoks politikalara dönmediği sürece maalesef bizim özellikle benchmark driven dediğimiz yani gösterge niteliğindeki bunlar nedir diye baktığımızda Morgan Stanley Composite Index veya JP Morgan EMBI Plus Endeks yani hazine bonosu ve hisse senedi tarafında Türkiye'nin ağırlığı son derece az. Eğer biz gösterge niteliğindeki bu endekslerde ağırlığımız ne kadar artarsa yani dolayısıyla bu anlamda baktığımızda portföy yatırımları açısından son derece cazip hale gelme imkanımız olası. Yapılan çalışmalar IMF tarafından yapılan, hatta başında da bir tane Türk iktisatçı var Serkan Aslanat. Onun yapmış olduğu çalışmalar bize bunu gösteriyor. Yani gösterge endekslerde ne kadar ağırlığınız artarsa portföy yatırımlarını çekme konusunda da o kadar uluslararası yatırımcı size istekli oluyor. Tabii bu da ortodoks politikalarla olması gerekiyor. Aslında Türkiye baktığımızda resmi olmayan bir biçimde sermaye kontrolü uyguluyor. Dolayısıyla bunların kalkması gerekiyor. IMF'in iki tane yayını yayınlandı. Bunlardan bir tanesi World Economic Outlook geçtiğimiz hafta ve Finansal İstikrar Raporu. Ya bu raporlara baktığımızda normalde Türkiye ile ilgili yorumların, kutuların, açıklamaların olduğunu görüyoruz. Toplam iki raporda ben şöyle Türkiye şeyini arattım. Sadece 6-7 sayfa olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye yani emerging market statüsünden, gelişmekte olan ülke statüsünden maalesef frontier market statüsüne geldi. Dolayısıyla evet, önemli bir yatırımdır. Mutlaka bunun hem hukuksal anlamda hem ekonomik anlamda altının doldurulmasıyla beraber önemli bir altyapı hizmetidir. Ama dediğimiz gibi üst tarafa Dünya Bankası'nın iş yapılabilirlik endeksindeki noktaları koymamız gerekiyor. Ve altına da dünya tarafından kabul edilen ortodoks politikaları koyduğumuz takdirde ben bunun işe yarayacağını düşünüyorum. Peki Filiz Hocam, siz ne diyorsunuz? Bir yandan da tabii dünyadaki örneklerle de karşılaştırdığımız zaman Dubai, Frankfurt, Londra gibi pek çok da örnek söz konusu. Bunlarla karşılaştırdığımız zaman acaba Türkiye'nin özellikle de bölgedeki elini kolaylaştırmak ya da ona benzer pek çok faaliyet konusunda nasıl bir etkisi olacak İFM'nin? Bora Bey, yani şunu anlıyoruz. Aslında bu stratejik bir hamle, stratejik bir proje olduğu çok net. Dolayısıyla bu stratejik aslında politikanın hedefinde de sizin de söylediğiniz gibi New York, Zürih, Frankfurt, Londra gibi dünyanın önde gelen finans merkezleriyle rekabet edebilme amacının ön plana çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu planın hedeflerine baktığımızda oldukça iddialı hedefler var. Yani 30 trilyon dolarlık bir ekonomik boyuta ulaşmak, 8 trilyon dolarlık da ticaret hacmine ulaşmak gibi güçlü hedefleri olduğunu görüyoruz. Elbette hem mikro düzeyde hem makro düzeyde gerek yerel, ulusal, gerek uluslararası anlamda ve bölgesel anlamda güçlü katkıları sağlayacak bir proje olduğu çok açık. Dolayısıyla şurası net. Bir kere bana kalırsa projenin şu yönü çok dikkate değer. Finansal bir kümelenme, finansal bir ekosistem yaratmaya aday bir aslında proje olduğu görülüyor. Dolayısıyla bu proje eğer
var olan özellikle yabancı girişleri de desteklenebilirse çok farklı noktalara götürür diye düşünüyorum. Bu noktada Tolga Hocam'a katılıyorum. Yani çok güçlü bir altyapı hazırlandı. Dolayısıyla bu altyapıyla hem ülke içinde hem de ülke dışından gelecek özellikle türev araçlar, farklı araçlarla birlikte güçlü bir iktisadi aktivite yaratma ve özellikle Türkiye'de de üretime, yatırıma güçlü finansman sağlama kabiliyeti yüksek. Fakat özellikle Tolga Hocam'ın söylediği şey burada çok önemli. Türkiye'nin son dönemde konjonktürüne baktığımızda 2018 yılından bu yana, bu Ralph Branson krizinden sonra özellikle ekonomi yönetimi, güçlü sermaye çıkışları karşısında ekonomiyi koruma adına bir miktar yabancı sermayeyi belirli bir süre dışarıda bırakmaya yönelik ekonomik adımlar atıldığını biliyoruz. Dolayısıyla o dönemden bu yana özellikle de 2020 yılından sonra yani son 3 yıllık düzeyde de güçlü yabancı çıkışı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla eğer bu proje güçlü yabancı girişleriyle ve finansman akımlarıyla da desteklenebilirse ben çok başarılı bir proje olma ihtimalini oldukça güçlü görüyorum. Bu noktada bir takım iddiaları da var. Biraz önce Tolga Hocam da değindi. Bu bağlamda özellikle katılım finans modelinin güçlü bir şekilde bu finans merkezi bağlamında ön plana çıkarıldığını da görüyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi yani her yönü itibariyle ister yerel, ister bölgesel, ister uluslararası bakın gerekli finansman girişi yabancı tarafından sağlandığı ölçüde başarı kapasitesi de daha da artacaktır diye düşünüyorum Bora Bey. Yani önemli bir proje bu yönü itibariyle. Peki biraz da dışarıya bakalım, küresel çapta da bakalım. Geçen haftaya baktığımız zaman çok yoğun emtia piyasalarında yükselişler vardı. Hızlı hareketlilikler oldu. 2000 doların üzerine atan bir altının onzunu gördük ve gümüşte de aynı şekilde, paladyumda da çok yoğun hareketlilik vardı. Şimdi işte bu hafta itibariyle de biraz daha 2000 doların altında olduğunu da görüyoruz. Oradaki hareketliliği nasıl değerlendiriyorsunuz Filiz Hocam? Acaba onun devamı gelir mi? Nasıl bir tablo ortaya çıkabilir? Onu da birazdan tabii Fed'le alakalı bağını da sormak için Tolga Hocam'a söz vereceğim ama Fed cephesine de biraz böyle kafaları da karıştıran bazı açıklamalar gelmişti çünkü. Şöyle söyleyeyim Bora Bey, evet geçen hafta özellikle TÜFE sonrası gelen FOMC tutanaklarının her ne kadar endişe barındırıyor olsa da dilinin güvercin olması, sonrasında da manşet TÜFE'nin güçlü bir sürpriz yaparak ciddi bir geri çekilme göstermesi piyasada tabiri caizse coşkuyu artırdı ve Fed'in artık Mayıs sonrası duracağı kesinleşti. Bu fiyatlamayla beraber çok güçlü bir şekilde hem ons hem gram altın tarafında hem gümüş tarafında yükselişleri gördük. Hatta ons tarafında o 2070 tarihi rekoruna oldukça yakınlaştı. 2061'i görmüştü. Fakat sonrasında Cuma yine Amerika'dan gelen veriler bu kez aslında işin çok da öyle olmadığı madalyonun öbür yüzünü piyasalara gösterdi. Bir kere şu geldi, yani Amerika'nın Mart ayı sanayi üretimi, kapasite kullanımı oranı oldukça güçlü geldi. Christopher Waller en şahin üye, oldukça şahin konuştu. Ve ekonomi gördüğümüzden, sandığımızdan daha güçlü ve daha güçlü para faiz artırmamız gerektiği mesajını verdi. Ve daha da önemlisi Michigan Üniversitesi'nin her ne kadar aslında çok önemli bir veri olarak adledilmiyor olsa da geçtiğimiz Haziran'da Fed'in sözlü yönlendirme yapmadan 75 bas puan gelmesine sebep olan veridir. Kısa vadeli enflasyon beklentilerinin %3.6'dan %1 artarak benzin fiyatlarındaki artış kaynaklı olarak %4.6'ya çıkması piyasalarda havayı tamamen terse çevirdi. Tabii bildiğimiz gibi Cuma günü Amerika'nın bilanço sezonu da başladı. Üç büyük banka, JP Morgan, Morgan Stanley'nin de Vessi grubun raporları da oldukça güçlü. Dolayısıyla ekonomi güçlü. Fed'in daha fazla faiz artırmaya ihtiyacı var fiyatlamasıyla. Haziran'da da ikinci bir 25 bas puan gelir mi tartışmaları gündeme gelince kıymetli madenlere baskı geldi. Bu baskıyla beraber ons tarafında 1996'lara geri çekilen, yine gümüş tarafında ciddi geri çekilmeler, gram tarafında da görmüş olduk. Haliyle bundan sonraki sürede şunu söyleyeyim. Yani aslında bu ons altın tarafında, gümüş tarafında gördüğümüz bu geri çekilme, düzeltme hareketi sağlıklı bir hareket. Çünkü son dönemde gereğinden fazla orada bir yükselme var. Ve gereğinden fazla da tabiri caizse coşku olduğunu söylemek yanlış olmaz. Neden? Çünkü piyasa ile Fed arasında ciddi bir ayrışma var. Hiçbir şey olmasa bile yılın ikinci yarısında piyasa hala güçlü gelen verilere rağmen 50 bas puan indirecek bir Fed'i fiyatlıyor. Şimdi bu hafta Fed'in kararını değiştirebilecek çok güçlü veriler yok. Mesela bugün New York Empire State geldi. Büyük sürpriz yaptı. Eksi gelmesi beklenirken artı gelince yine dolar endeksi ve tahvil faizlerinin güçlenmesiyle yine 2000 altına inen ons gördük. Cuma günü PMI verileri gelecek. Hem Avrupa hem Amerika kanadından. Ama bana kalırsa bu hafta ağırlıklı olarak fiyatlamaları haliyle
ons altın tarafında, gümüş tarafında bilançolar çok belirleyici olacak. Haliyle bilançoların güçlü gelmesi dolar endeks ve tahvil faizlerini yükseltecek. Çünkü ekonomi güçlü, dolayısıyla Fed daha fazla faiz artırabilir. Hiçbir şey olmasa bile, yani tavan faiz Mayıs'ta bile belirleniyor olsa, asıl mesele yılın ikinci yarısında Fed faiz indirecek mi, indirmeyecek mi? O noktada piyasa 75'ten bir miktar akıllanarak 50 bas puana çekti. Ekonomik görünüm iyi geldikçe bu ons tarafında baskı yaratacak, düzeltme sürecine girecek. Burada şunu takip edeceğiz. Düzeltme süreci eğer 1980 altına inen, oralarda dengelenen bir altın olursa, 1-2 günlük kapanış gelirse 1900 seviyelere kadar, hatta 1880'ler gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Yine gram altın tarafında da bence 1228 çok kritik destek durumunda. Buranın altına inişlerde yine düzeltme süreci hızlanabilir. Haliyle toparlayacak olursam eğer, gelecek olan her veri bundan sonraki sürede ons altın tarafında da gidişatı belirleyecek. Ama ben şunu söyleyeyim. Bir düzeltme olsa da ben konjonktürün kıymetli madenleri desteklediği kanaatindeyim. Yıl genelinde dolayısıyla güçlü duruşlarını ve 2070'i geçen fiyatlamaların da yakın vadede görülebileceği kanaatindeyim Bora Bey. Evet, ilginç noktalardı bunlar tabii. Dikkatle takip edilmesi gereken pek çok da veri seti söz konusu. Peki Fed cephesiyle tabii devam edelim Tolga Hocam. Yani orada gelen o açıklamaları, o tonlamaları da yine göz önüne alırsak, acaba neden kafalar bu derece karışıyor? Diğer yandan da tabii bir sonraki ay ya da yine aynı şekilde Haziran ayına yönelik, az önce de yine Liz Hocam da ifade etti. Yine o soru işaretleri ortada dolanmaya devam ediyor. Acaba sizce nasıl bir tablo söz konusu? Şimdi tabii baktığımızda aslında Fili Hocam çok önemli bir noktaya temas etti. Sizinle gün içinde konuşmamızda da belirtmiştik. Burada bilanço sezonu açıklanmaya başladı. Özellikle tabii şunu görüyoruz. Para piyasası fonlarında da küçük bankalardan büyük bankalara doğru bir kayış söz konusu. Tabii burada açıklanan kar rakamları da, mesela örneğin State'e baktığımızda açıklanan kar rakamı son derece düşük. Yine Charles Schwab'ın bilançosuna baktığımızda son derece düşük. Ama büyük bankalar özellikle bu ABD'de bankacılık krizi sonrasında güvenli bankalara kaçışla beraber bir fayda sağlamış gözüküyorlar. Tabii aslında şimdi bu hafta hani ABD'de veri açısından baktığımızda sınırlı verilerin açıklandı, ama tam tersine 4 Mayıs'taki Fed kararından önce, yani o blackout period dediğimiz, yani Fed yetkililerinin konuşmadığı, hiçbir açıklama yapmadığı dönemden önceki bu hafta ve dolayısıyla burada FED yetkililerinin açıklamaları var. Tabii burada özellikle biz şunu görüyoruz. FED yetkililerinin aklının karışık olmasının bir diğer nedeni de, aslında geçtiğimiz yayında da söylemiştik, Berenberg Capital'den Devin'in Google Institute'de yayınlanan çalışması var. Ve şunu söylüyor. FED Eylül 2020 ile Aralık 2022 arasında enflasyon yanlış tahmin etti. Yani o summary economic projeksiyonlarını yanlış ilan etti ve buna bağlı olarak da hızlı bir faiz artırımına gitti. Şimdi baktığımızda biraz önce Uluslararası Finans Kuruluşu, ben yetkili bir ekonomist, şunu söyledi. Evet, banka tarafına bakıyoruz. Bloomberg'de açıklama yapıyordu. Banka tarafına bakıyoruz ama biz şirketler tarafını görmüyoruz. Şirketler tarafında default rate'ler hızlı bir biçimde yükseliyor. Burada Fed'in bu parasal sıkılaştırması. Çünkü Bora Bey, baktığımızda 2018-2019 arası dönemde New York Fed tarafından açıklanan temsili politika faiz oranı, yani gölge para politikası kurulunun oluşturmuş olduğu, yani FED tarafından yapılan çalışma, ki başında da Williams var, John Williams. Onun yapmış olduğu çalışmaya baktığımızda bunun yaklaşık -%3 olduğunu görüyoruz. Şu anda gelmiş olduğu seviye +2.5 üzeri. Yani hızlı bir yanlış enflasyonlarına bağlı olarak çok hızlı bir faiz arttırımı söz konusu oldu. Dolayısıyla bu hem bankacılık sektöründe hem de reel sektörde bir problem yarattı. Hemen şu örneği de vererek lafı çok uzatmak istemiyorum ama Fed'in bir önceki dönemde yapmış olduğu stres testinde ABD 10 yıllık tahvilinin, yani en kötü senaryoda %6 değer kazanması beklenirken, yani 0.75 seviyelerinden %6
faizin artması beklenirken SVB olayına baktığımızda %20, yani %1,5'lara çıktı. %20 artmış vaziyette. Dolayısıyla burada ekonomi açısından baktığımızda anlamsız bir şekilde Fed'in faiz arttırması ki biz sizin önceki konuşmalarımızda söylüyorduk. Yani ben bazı ürünlerde, raflarda ürün olmamasına rağmen fiyatın arttığını görüyordum. Yani buradaki olay aslında çok net de arz tarafı kaynaklı bir problem vardı. Yani burada talep tarafından kaynaklanmıyordu. Örneğin size hemen şunu söylüyorum. Kedi kumu. Yani benim aldığım kedi kumunun fiyatı artıyordu ama kedi kumu yoktu. Yani hemen hemen her gün markete gidiyorum. Yani burada olay biraz farklıydı. Maalesef FED yetkilileri kendileri de kabul ediyorlar. Enflasyonu yanlış okudular. Buna bağlı olarak bir durum söz konusu. Dolayısıyla olay birazcık para politikasında finansal koşullar da aslında şu banka krizi defakto olarak bir sıkılaşma sağladı. Filiz hocama katılıyorum. Ben 25 bas puandan sonra FED'in bir temkinli hareket edeceğini düşünüyorum. Çünkü dediğimiz gibi finansal koşullar her ne kadar hem özel yatırım bankalarının yapmış olduğu finansal koşullar endeksine hem de New York Fed veya Kansas veya Chicago Fed'in şeyine baksanız da burada finansal koşullarda aslında defakto olarak bir sıkılaşma söz konusu. Hocam, bir kedici olarak tabii bu kedi kumu detayından da haberim yoktu Amerika'daki bu meseleden. Gerçekten kedilerimize biraz da Amerikalılardan tabii özen göstermelerini de bekliyoruz. Yani kedicileri de ne yazık ki mutsuz etmişler. Tabii işin esprisi bir yana, bir yandan da Amerikan bankalarındaki yani SVB'nin iflası, Signature meselesi derken böyle SVB'nin iflasıyla beraber neredeyse o iflasın ertesi gün erken saatlerden itibaren böyle bir on binlerce kişilik bir akın vardı. Yani bir bankadan diğer bankaya koşuş, gidiş, işte o hesapların akışı, yeni hesapların açılması ve tabii yoğun da bir hareketlilik vardı. O hareketlilikle beraber de küçüklerden büyüklere doğru yoğun bir geçiş oldu. Yani o geçişle birlikte de çok büyük bir tabii bir tarafın karlılıkları fırlarken, uçarken diğer tarafın tabii az önce de belli bir oranda ifade ettiniz. Onların da baskılanması gibi bir durum söz konusu. Acaba yani 2023'te büyükler büyüklüklerine daha mı bir devasalık katacak? Yani önümüzde onların daha da büyüyecekleri bir süreç mi olacak? Ve belki de küçüklerin de küçük bankalarında bir hayat şansı bulamayacağı bir ortama doğru mu ilerleyeceğiz? Ne dersiniz Filiz Hocam? Evet, Bora Bey, şöyle söyleyeyim. Yani geçtiğimiz hafta Amerika'nın para ve banka istatistiklerine baktığımızda, hatta bir önceki hafta da buna dahil, aslında durumun bir miktar toparlanmaya başladığını özellikle küçük ve bölgesel, yani küçük ve orta bankalarda görüyoruz. Dolayısıyla küçük ve orta bankalarda özellikle kredi ve mevduatta geçtiğimiz haftalara göre artış olduğu görülüyor. Dolayısıyla bu olumlu bir gelişme aslında. Tabii bunun boyutunun ne olacağı çok önemli. Yani normal bankacılık krizi olmasaydı olması gereken neydi? Bankacılık krizi olduktan sonra her ne kadar toparlanma oluyor olsa da bu yeterli olacak mı? Elbette buna bakmak gerekir. Ama benim gördüğüm hem analizler hem de raporlara baktığımda hani bu anlamda bu son iki haftalık kredi ve mevduat hacmini özellikle küçük bankalarda toparlanmayı şu anlık piyasa olumlu olarak karşılıyor. Tabii olumlu olarak karşılasa da elbette şu var, yani var olan, yani her şey bundan sonra iyi gidiyor olsa da ortaya çıkmış olan, geçmişte kalsa da bankacılık krizinin kredi koşullarında daraltıcı etkisini biz hissedeceğiz. Biraz önce Tolga Hocam çok güzel bir şekilde değindi bence. Yani tutanaklar da bence bize bunu çok net gösterdi. Fed'in o olması gereken faiz düzeyini ve işte para politikasında aldığı kararları için kullandığı etki tepki fonksiyonuna şunun çok net artık girdiğini görüyoruz bir bağımsız değişken olarak. Bankacılık krizi kaynaklı kredi daralması ya da işte borçlanma ne diyelim faaliyetlerin ne olacağı meselesi. Bence bu özellikle tavan faize çok çok belirleyici olacak. Haliyle mesela piyasaya baktığımızda Haziran'da şu an %26 olasılıkla 25 bas puan gelme, %66 olasılıkla pas geçmeyi fiyatlıyor. Belirsiz olan nokta şu,
bankacılık krizi kaynaklı bu kredi daralması ne durumda? Şimdi çok güzel bir noktaya daha değindi Tolga Hoca. Son FOMC akşamında Powell şunu söyledi. Dedi ki geleneksel bazı finansal koşullar endeksi var. Tolga Hocam değindi biraz önce. Biz bankacılık krizi kaynaklı finansal koşullardaki sıkılaşmanın bu bize geleneksel endekslerin yansıttığından çok daha güçlü olduğunu öngörüyoruz. Fakat net bir şey söyleyemiyoruz. Zaman içerisinde göreceğiz. Haliyle bu yön itibariyle bakarsak SVB çıktıktan sonraki döneme göre beklenenden daha iyi bir toparlanma var. Fakat bu toparlanma o FED tutanaklarında da değinildiği üzere o hafif ılımlı resesyonu yumuşak inişe çekebilecek mi ki bu çok mümkün görünmüyor benim bas senaryomda da. Yani bence son olaylardan sonra Amerika'da iki şey tamamen ortadan kalktı. Bir stagflasyon riski, biri de yumuşak iniş riski. Geriye iki durum kaldı. Biri durgunluk, bir diğeri de aşırı ısınma. Haliyle yani rasyonel olarak baktığımızda durgunluk çok daha ön planda gibi görünüyor. Haliyle şuna bakacağız. Yani bu bankacılık krizi kaynaklı kredi daralması bir elbette kısa vadede tavan faizi etkileyecek. Ki bana kalırsa ikinci yarıda Fed'in faiz indirme noktasında bir karar değişikliğine sebep olmayacaktır. Ama sonrasında da yıl sonuna doğru ılımlı beklenen enflasyonu kredi daralma koşulları bir miktar daha güçlü olursa hafif ılımlı resesyon değil de bir miktar daha güçlendirir mi? Ya da yumuşak inişe çekme durumu olabilir mi? Bakın Yellen'in açıklamaları vardı hafta sonu. Yellen dedi ki bankacılık krizi kaynaklı olarak bizim daha fazla faiz artırmamıza gerek yok dedi. Siz biraz önce değindiniz ama Fed üyelerine bakıyoruz. Fed üyeleri de diyor ki örneğin Christopher Waller para politikasını daha fazla artırmalıyız diyor. Yani biz bence artık şunu da göreceğiz. Siz değindiğiniz için açmak isterim. Şimdi ECB tarafında şahinlik ve güvercinlik anlamında üyeler arasında çok ciddi ayrışma ve heterojenleşme olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kuzey üyeleri daha şahin, güney ülke üyelerinin de daha güvercin olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de çoğu zaman Lagarde üyelerin konuşmasını yasaklıyor bildiğimiz gibi. Bu ne diyelim veri bağımlı sürece ya da ne diyelim ileriye dönük sözlü yönlendirmenin kullanıldığı dönemde yasaklıydı. Şimdi aynı ayrışmayı bence Fed üyelerinde de görmeye başlayacağız heterojenleşmeyi. Bunu nereden de anlıyoruz? 2024 dot plot dediğimiz nokta grafiklere baktığımızda faiz tahminlerinde de görüyoruz. Çünkü resesyona karşı daha duyarlı olanlar olduğu gibi resesyonu öngörmeyen, enflasyonla mücadeleyi daha güçlü masaya koyan üyeler de olacak. Haliyle bu sizin biraz önce söylediğiniz mesele bu noktada önemli olacak. Dolayısıyla bundan sonraki sürede enflasyon kadar iş gücü piyasasının sıkılığı ya da daha gevşekliği kadar bankacılık krizi kaynaklı durum belirleyici olacak. Toparlayayım. Son iki haftalık rakamlar bir miktar küçük ve orta bankalara ilişkin görünümün daha olumluya gittiğini gösteriyor Bora Bey. Peki bir yandan da tabii hani şöyle de bir faktör var. Pandemi süreci boyunca pompalanan para ve diğer yandan şu anda gayet yolunda giden istihdam piyasası ve gelen verilerin de olumlu olmasına da baktığımız zaman o tam olarak net gitmek istedikleri yöne doğru gidebilmiş değil gibi de gözüküyor Fed. Yani biraz daha soğutabilmek yönünde atılan o adımlar yeterli mi sizce? Daha fazla adımın gerekliliği var mı ya da aşırı ısınma gelebilir mi mesela? Bundan bir sonraki aşamada bütün her şeyin tabii bir anda boş çıkması ki o daha düşük bir ihtimal olarak yine dillendireyim. Böyle bir ihtimalle ortaya çıkarsa eğer aşırı ısınma yaşanabilir mi mesela? Dolga Hocam'a sorayım bu arada, pardon. Şimdi tabii aslında Bora Bey'e ben şunu da söyleyeyim. Burada biraz akademik tartışma olacak ama aslında dinamik stokastik genel denge modellerinin ve onlara dayalı tahminlerin ne kadar açıkçası çalışmadığını gördük, görüyoruz. Çünkü burada iki etki ortaya çıkıyor. Özellikle finansal koşullar, açıklanan yüksek frekanslı verilerde iki önemli durum ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi time varying dediğimiz zamana bağlı olarak değişiyor. Dolayısıyla bugün beklenmedik bir örneğin banka iflası finansal koşullarda Filiz Hocam'ın söylediği gibi ani disklaşmaya neden olabiliyor veya banka kredi koşullarında. Ve ikincisi de ekonominin içinde bulunduğu durum yani state dependent dediğimiz durum yani duruma bağlı politikalar. Dolayısıyla burada aslında hem ECB tarafından hem de Fed tarafından gelen açıklamaların yani biz toplantı başına yani göre karar alacağız, açıklanan verilere göre karar alacağız. Açıkçası bunu gösteriyor. Dolayısıyla bu da maalesef finansal piyasalarda oynaklığın artmasına neden oluyor. Ama FED yetkililerinden gelen mesajı çok net biliyoruz. Biz finansal piyasaların
bizden beklediğine göre, bizden nasıl hareket etmemizi bekliyorlarsa ona göre para politikasında bir değişikliğe gitmeyiz. Dolayısıyla önümüzdeki dönem açıkçası ne olacak diye baktığımızda dediğimiz gibi özellikle yine geçen hafta açıklanan KOBİ'lere ilişkin istatistikler vardı. Önümüzdeki dönem ekonomiye ilişkin beklentileri son derece kötümser. Dolayısıyla burası son derece önemli. Yine küçük bankalar, ABD'de geçtiğimiz haftada konuşmuştuk. Tüketici kredilerinden tutun, işletme kredilerine, konut kredilerine, ticari işyeri kredilerine %60, %70'in üzerinde ağırlığa sahip olan finansal kuruluşlar, bankalar. Dolayısıyla buradaki durum son derece önemli. Tabii burada özellikle Dodd-Frank yasasıyla beraber yapılan bir hata var. Burada bir mevduat büyüklüğü limitinin yükseltilmesi, diğer altta kalan küçük bankalara stres testinin uygulanmaması, dolayısıyla bu faiz artırımı finansal koşullardaki sıkılaşma nasıl etkileyecek? Bir diğeri de özellikle stres testinde iyi çıkan bankalara göre diğer bankalar bunu mimik taklit ediyor ve ona göre portföyünü oluşturuyor. Dolayısıyla bankacılık sektöründe de bu anlamda baktığımızda ABD'de sektörde bir aynı alanda yoğunlaşmanın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burası açıkçası çok büyük bir risk. Buradan reel sektöre nasıl bir bulaşma olabilir? Açıkçası bunu öngörmek son derece zor. Ama geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. PIMCO'nun raporu vardı. Özellikle reel sektör tahvillerinde yatırım yapılabilir ve yapılamaz tahvillerde ortaya çıkabilecek kaybın bu anlamda faiz artırımıyla beraber 300 milyar dolara ulaşabileceği tahmini yapıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem aslında son derece dikkatle izlenilmesi gereken, yorum yapmanın son derece zor olduğu bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Peki Filiz Hocam, bir yaklaşık sanıyorum ki bir 4 dakika kadar da bir zamanımız kaldı. Hemen bir Avrupa'ya da bir bakalım isterseniz. Çünkü çok yoğunda bir borçluluk oranı söz konusu. Avrupa'da özellikle de Yunanistan'a baktığımız zaman Avrupa Birliği'ni oluşturan kuralların da ötesinde bir borçluluğa ulaşmış vaziyette. Yani neredeyse iki katını da aşıyor o oranların. Böylesi bir ortamda acaba Avrupa'nın birlik üzerindeki bu borçlanma tabii baskısı nasıl gelişecek ve hangi yöne doğru ilerliyorlar? Ne dersiniz? Evet Bora Bey, yani şeyi hatırlayalım, ECB'nin 2022 yılında ilk faiz artırdığı dönemleri, ilk faiz artırdığı dönemlerde faiz artışlarıyla beraber özellikle bu yüksek borçlu olan İtalya, Yunanistan, Portekiz gibi ülkelerde özellikle benchmark kabul edilen Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizleriyle bu ülke tahvil faizleri arasındaki farkın oldukça açıldığını gördük. Dolayısıyla şu korku gündeme gelmişti. Acaba bu 2010 sonrası, yani 2008 küresel krizi sonrası Avrupa'nın yaşadığı bu 2011-2012 yılındaki borç krizi yeniden gündeme gelir mi diye. Sonrasında hatırlayalım, ECB yeni bir aktarım mekanizmasını gündeme koydu. Özellikle bu daha faizi yükselen, borçlu olarak kabul edilen ülkelerde sıkılaşmayla birlikte bu ülkelerin tahvil faizlerini alarak belirli düzeyde en azından daha güvenli kuzey ülkeleriyle arasındaki bu 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki farkı azaltma yönünde bunun belirli düzeyde aslında işe yaradığını gördük. Aslında piyasada bu denli bu aktarım mekanizmasının, bu yeni ortaya konan aracın çok da sağlıklı olmayacağı yönünde bir bakış açısı vardı. Haliyle bu hala gün gibi ortada, yani özellikle sizin de söylediğiniz gibi yüksek borçlu ülkelerde herhangi bir risk olması durumunda veya işte sıkılaşmanın devam etmesi durumunda bir farklı boyuta ulaşır mı diye. Haliyle şimdilik şunu söyleyeyim, elbette bu bir risk olarak hala masada duruyor. Fakat şu yön itibariyle bakarsak, yani evet, ECB de faiz artırmaya devam edecek. Bu noktada 50 ile 100 bas puan arasında faiz artışları devam ediyor. Haliyle en azından şunu söylemek yanlış olmaz. Yani sıkılaşma kaynaklı olarak belki burada o 2008 küresel ekonomik krizi sonrası Avrupa'da gördüğümüz borç krizini tetikleyecek bir durum olmayabilir. Ama elbette bunun dışında, yani para politikasının sıkılaşma kaynaklı durumun dışında makroekonomik dengeler açısından elbette borçluğun yüksek olması bu Yunanistan, Portekiz, İtalya gibi ülkeler için elbette olumsuz bir süreç. Tabii bu Avrupa'nın uygulayacağı politikalar anlamında da eğer böyle bir risk çok daha güçlü bir şekilde gündeme gelirse, hiçbir şey olmasa bile bu ciddi anlamda tahvil piyasalarında çok ciddi bir türbülansa sebep olacaktır. Ve bu tahvil piyasalarındaki türbülansı
bastırabilmek adına da sıkı para politikası değil, aksine İngiltere'nin işte Liz Truss açıklamalarından sonra yapmış olduğu yeniden sıkılaşma tersi yönünde politikalar uygulamasına sebep olacak. Haliyle işte madem enflasyon yüksekti, neden böyle bir politikaya gidiyorsunuz? İşte bu Avrupa Merkez Bankası için bir bahane oldu gibi aslında ECB'nin kredibilitesini, tutarlılığını da her ne kadar rasyonel bir adım olsa da farklı bir boyuta taşıyabilir. Evet. En azından şu, biraz önce de söylediğim gibi sıkılaşma kaynaklı. Ben burada bir türbülans olma ihtimali şimdi çok güçlü görmediğimi söyleyebilirim. O kadar derin bir konunun lafını, girizgahını yaptım ki son anda ne yazık ki Tolga Hocam'a da söz hakkı tanıyacak da zamanımız kalmadı. Bir sonraki sefere diyelim umarım ki her ikinize birdenden çok teşekkür etmek istiyorum. Hatta Yunanistan'ı tekrar kurtaracak mı? Eğer böyle bir şey olursa diye bir meseleye de daha sonra girmek üzere isterseniz size söz vereyim. Çok teşekkürler tekrar. Size iyi geceler diliyorum. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum. İyi geceler, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Evet. Filiz Er Yılmaz ve Tolga Dağlaroğlu ile beraber sohbetimizi gerçekleştirdik. Böylelikle analizin sonuna geldik. Hoşça kalın.